Arkadaşlar dün Instagram'da şöyle bir videoya denk geldim. O videoyu izleyelim öncelikle. Evet, videoyu izlediniz. Yorumları da gördünüz zaten. İlla ki görmüşsünüzdür. Tarlaları satalım, tarla yapalım, tarlalar gitti falan filan diye. Torunlarım ileride böyle bir şeye bir daha denk gelirse tarlalarını rahat bir şekilde satabilsin diye bugün tarla yapacağız, ona özel. Ve yanına da bir tane pavyon yapacağız. Ne alaka bilmiyorum. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle malzemeleri hazırlamam gerekiyor ve ondan sonra da tarla yapacağımız yeri göstereceğim size. Hatta ilk önce arkadaşlar tarlaların yerini belirleyelim. Şimdi tarlanın ve pavyonun yerini böyle bir şey yan yana. İlk önce tarlanın ve pavyonun yerini belirleyeceğiz. Bu tarafa doğru fazla gitmişiz. Biraz da şu taraflara bir şeyler yapalım. Neresi olur? Ama yine de şu taraf olabilir. Tam şuraya arkadaşlar yeni bir tarla ekeceğiz. Ondan sonra da dediğim gibi torunlarım ileride torunlarım tarlaları satıp onun için tarlayı satabilsin diye fazladan tarla ekeceğiz. Saçma bir olay ama konsept bu. Öncelikle bunu neyden yapalım? Meşe yapraklarından yapabiliriz. Sonra oraya ne ekelim? Buğday tabii ki. Buğdayları da aldık. Üzerimizde su kovası yok ama ant sandığımız da vardı. Yokmuş. Ben buraya koymadım bunu. Buradakini de zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Geçen bölümde hatta bilmiyorsunuz. Spoiler da vermeyeyim. Burada arkadaşlar bir tane geçen bölümde şey yaptık da. Bir tane videoda gemi falan filan maceraya atıldık. O videoyu da yakında atacağım. Bu videodan sonra gelecek. Hızlıca gidip bir su alalım. Köylülerimizin olduğu yerde çadır kasabamızda sınırsız su vardı. Hemen buradan alabiliriz hızlıca. Sonra tekrardan uçalım. Kanadımın canı iyi. Sıkıntı yok. Şu kısmı birazcık tarla yapacağım. Evet, burası tarla için uygun. Şimdi bir tane sınırsız su yeri yapalım hızlıca. İkili değil, üçlü olacak. Tamam. Bunu buraya bıraktık. Anana avradım. Dur dur. Gidelim tekrardan dolduralım. Baba nedense şu anda fareyi ben rahat hareket ettiremiyorum. Niye? Türk bayrağımız nasıl görünüyor arkadaşlar? Efsane olmadı mı? O videosunu da şu anda kartlarda sadece ilk kartta görüyorsunuz. Oradan izleyebilirsiniz yapım videosunu. Evet, sınırsız suyumuz hazır. Ve bizim tabii ki şeyimiz yok. Hemen onu da alalım. Ya baba ben hızlıca hemen bir şey yapayım. End sandığı yapayım birkaç tane. Çünkü end sandığı sorunu çekiyoruz. Sıkıntı. Ama işte onun için de bizim lavabomuz şeyimiz yok. Roket, alet, edevat. Alet, edevat bunun içinde miydi? Tamamdır. Uyuyalım. Uyuduk, uyandık. Günaydınlar arkadaşlar. Bugün kaçıncı gün ona bir bakmam lazım ya. Day 547. Çok iyi. Bayağı da gelmişiz he. Şimdi suların yerini belirleyeceğim. Biri şurası olsun. Biri şu tam dip olsun. Biri burası olsun. Biri burası olsun. Biri de burası olsun. Her yer büyük ihtimal şey yapar. Bu aralara da düşmeyelim diye bir yarım basamak ekleyeceğim. Herhangi bir yarım basamak olabilir. Sıkıntı yok. Şurada olması lazım yarım basamak. Oğlum bizim niye merdivenimiz yok hiç? Tamam merdiven yapalım. Onu da orman ağacından yapalım. Hepsini çevireyim ben merdivene bunları. Bunları da atalım buraya. Bize 4 tane daha yeterdi. 5 tane falan. Suları yerleştiriyorum ilk önce. Ne oldu lan? Bunlar aslında simetrik bir şekilde dengeli de yerleştirebilirdik. Ama bunlar fazla belli olmayacağı için simetrik yerleştirmeye gerek yok. Her şeyi böyle simetrik yapmaya uğraşırsak bu işin içinden çıkamayız arkadaşlar. Şimdi hızlıca buraları bir çapalayalım. Evet, buraları da çapaladık. Şimdi bu malzemeleri buraya dikeceğiz. Ondan sonra pavyonumuzun yapımına geçeceğiz. Tamam, burası da hazırlandı. Şimdi pavyon için gerekli malzemeler biraz açık renklerden yapmak istiyorum. Kendini belli etsin, ben buradayım desin yani. Evet, pürüzsüz kuvars bloğumuz var. Bunlarla yapabiliriz. Çatıya gerek yok. Orayı süsleyeceğiz. Daha güzel olacak. Cam almamız lazım. Camları da boyayalım. Camları da kırmızıya boyayalım. Bunları yarım cam orada yaparız. Üzerimizde crafting table yok. Tamamdır. Şimdi pavyonumuzu yapmaya geçelim. Tam şu tarlanın yanında. Şu kısımda bir pavyon. Evet. Büyüklüğü bu. Hatta nasıl bir şekil çıkarabiliriz? Şöyle camlar. Camlar. Ve burası full cam. Aynen. Altılı olabilir. Sonra buraları birleştirelim. Şu alt kısım yine bundan olacak. Tabanı neyle olsun? Biraz renkli olsun ya. Onu ayarlarız. O zaman şu renkli bloklardan almaya gidelim. Bizim terrakotalarımız var. O terrakotaları boyayıp bakalım hangi renk olacak. Oradan direkt ısıtacağım ve hangi terrakota şekli gelirse oraya yerleştireceğim. Mor olabilir. Mor terrakota var mı? Varmış. Bakalım hangi renk çıkacak. Hatta yatağımızı da mor yapalım lan. Tamam. Tamamdır. Bunlar pişerken ben yine buraya devam edeyim. Buralara camlarımızı yerleştireceğiz. Ama yarım camlarımızı. Evet, görünüşü gayet iyi. Şuralara da cam yerleştirelim ve burası giriş olsun. Hatta şöyle bir giriş. Olabilir, neden olmasın? Şimdi şu yan taraflarını hallediyoruz. Bu bir tarafı kapalı olacak komple. Bir tarafı da açık olacak. Burası mı kapalı olsa? Yok, burası açık olsun. Şöyle devam etsin. Diğer taraf kapalı olur. Burayı komple kapatıyoruz. Burası da komple açık oluyor.
Hatta burayı da açalım. Ve burayı da beyaz duvars yapalım. Duvarsın başka rengi yok da. Böyle onu çöz işte. Ve buralarda kapalı. Sonra şu üste çıkacağız. Neyden çıkabiliriz? Topraklarla çıkabiliriz. Sonra burayı bir tık daha yükselteceğiz. Evet, burasını da yükselttik. Şimdi uyuyalım. Ha, çayımız varmış bizim. Çayınızı çorbanızı alın. Efsane bir video. Evet, buraları bir bitirelim. Çatıyı en son yaparız. Direkt düz bir çatı yapacağım zaten. Ve ışıklandırma biçiminde yapacağım orayı da. Kenarlarında. Evet, şimdi gidelim diğer malzemeleri alıp hızlıca gelelim. Nasıl bir şey oldu? Güzel. Oğlum bu buraya etki etmiyor muymuş? Dur o zaman şeyi arttıralım, ayarlar. O zaman ben de o arada şu üstünü kapatayım direkt. Üstünü de beyazla mı kapatsak? Zaten bu üstü alttan görünecek sadece. Acaba pavyon yazısı mı sığdırabileceğiz mi üstüne? Pavyon yazısını da farklı bir şeylerden yapmak istiyorum. Camlardan ve o camların arkasına bir tane renkli ışıklar yazacağız. Dur. Efsane bir fikir geldi aklıma. Yanıp yanıp sönecek. Yapabilirsek. Beyaz camı aldık. Beyaz camı da boyayacağız. Mora boyayalım. Mor iyidir. Oo, yağmur yağmaya başlamış. Bu P harfi olacak. Evet, oldu. Oldu oldu. Sıkıntı yok. Şimdi şu ara kısımlarını kaplayacağız ki daha saçma görünmesin. Hatta aynen var. Şuraları bir kaplayalım. İkili bir biçimde. Bu araları neden kaplıyorum? Çünkü bunların arkasına lamba koyacağız. Otomatik bir şekilde yanan lamba koymak isterdim ama o kadar bir respon bilgim yok. Tamam, oldu gibi. Yani tamam, böyle bir yolu var. Gidiş yolu. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Bunların da arkalarına birer ışık ekleyelim. Arkadaşlar biz bunlara sadece meşale atalım. Birkaç tane oldu. Görünmeyecek bir şekilde. Çünkü çirkin görünüyor diğer türlü. Şuraya iki meşale. Buraya bir meşale. Şöyle alttan da atalım birer tane. Sonra şuralara da alttan bir ortadan. Buralara alttan yeterli olur. Ve buraya buraya. Aynen. Bakalım. Hatta bunu RTX'le bakalım biz. Daha güzel görünür. Evet, şimdi oldu bak. Aynen, şimdi oldu. Şimdi bu yerleri ısıttığımız şeylerle dolduralım. Bunları buna çevirdim. Şimdi oraya bir sistem yapacağız ama nasıl bir sistem olabilir? Dur, kendi kafama göre yapacağım ya. Şöyle saat şeklinde hani bizim bir şeyimiz vardı ya. Onun gibi bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bunun için bize biraz odun lazım. Tamamdır arkadaşlar, malzemeleri hazırladım. Tamamdır, şimdi oraya gidelim. Öncelikle etrafını bunlar... Evet, olur mu? Olmaz. Bir tık daha aşağıdan. Tamam, bunlar buradan olacak ama sistem bir tık daha aşağıdan olacak. Evet arkadaşlar, üzerimdeki gereksizleri attım. Şu anda zaten burası tamam. Şu kısımlar olmuyor çünkü hızlandırılmış ray koymam gerekiyor ki o sürekli döngü haline girebilsin. O da orada anlaşılmaz diye tahmin ediyorum. Evet, bunun yönü fark ediyormuş. Evet, şimdi düzeldi. Tamam, şimdi düzeldi. Tamamdır arkadaşlar, şimdi düzeldi olaycık. Şunları hemen yerleştirmeye başlayalım. Bunların üzerine de halı koyacağım. Halı biliyorsunuz ışığı iletiyordu ama gerek var mı? Aslında halısız daha güzel duruyor. Yani ışık en azından hani görüntü var. O yüzden. Bunları hemen yerleştirelim. Bu arada bok gibiymiş lan bunun resmi. Neyse, o kadar önemli değil. Böyle bir mekanımız var. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde işliyor. Şimdi arkadaşlar buraya birkaç tane daha olaycık yapacağız. Şuralara bir sandalye mandalye atacağız. Buralara fotoğraf falan yapacağız. Şu fazlalığı da alayım. Ben buraların dizaynını bir halledeyim. Ondan sonra tekrardan geleyim arkadaşlar. İkisini şöyle girişe yapalım. Buraya yüksek bir yer yapacağım. Burada şarkı söyleyen elemanlar olacak çünkü. Evet, oldu. Sonra şöyle çıkma yeri. Ve buraya bir mikrofon. Güzel. Koyu meşe çıkımdan yapalım. Bir tane şalter. Üstüne şalter konmuyor mu? Baba şaka mısın ya? Tamam, o zaman bir tane kiraz. O zaman bir ters merdiven de buraya koyalım. Evet, böyle olabilir ama. Ters merdiven. Tamam, burası şarkı söylenen yermiş gibi. Hatta şurayı da bir tane daha uzatalım. Tam şey olsun. Tam teçhizat. Aynen. Bu da böyle. Evet arkadaşlar, bu oldu. Şöyle bir tekli. Aynen. Tam böyle oldu. Hatta şunu da şöyle yapalım. Burası açık dursun. Böyle bir olaycık. Gayet iyi. Bunu da bir tık daha uzatabiliriz. Tamamdır arkadaşlar. İstediğimiz gibi bir görüntü aldık ama şunları mavi yapacağım ya. Bunları mavi yapacağım. Hemen değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Pavyonumuzu yaptık.
Böyle bir görüntüsü var. Hatta şimdi buna RTX'e bakalım ve videomuzun sonuna gelelim. Oy, hadi bakayım. Şöyle bu analiz. Lan şunun içine bir tane daha şey atacağım ki şurası parlayabilsin. Nasıl parlayacak? Evet, pavyonumuz burası. Şöyle bir geçişi var. Buradan yürüyelim ve efsane. Bence gayet güzel, hoş bir görüntü. Böyle bir olaycık. Hatta hemen fotoğrafını da çekelim. Evet arkadaşlar, bence gayet güzel oldu. Bu aydınlatma normalde yeterli ama şu anda RTX kullandığımız için yetersiz görünüyor. Hatta şurayı da bir açalım da şöyle bir görüntü. Aynen, ışık süzmesi alsın. Aynen, burası da aydınlık. Şuralarda aydınlıyor. Tamam, gayet güzel. Evet arkadaşlar, daha fazla Minecraft Survival videosunun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, pavyonumuzu yaptık. Torunlarımız için yeni bir tarla yaptık satması için. Böyle de bir hayırlı dedeyiz. O zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. Bay bay. No, no coke, no heroin, no hash, hash, non-fetamin.